Bakın şerefli bir insanın bir söz söyleyeceğim. Dostu da olur, düşmana da olur unutmayın. Kimseyi küstürmeyeyim. Kim kimseyi küstürmek ister ki ya? Böyle bir Müslüman olur mu? Ama sen davanın hakikatlerini ortaya korken hasımlar, düşmanlar, değil mi? Adıbullahlar senin karşına çıkacak. Hakaret etme dışlama, tahkir etme, küçümseme. Ama davanın da hissiyatını muhafaza et. Onlar için davandan elini gevşetme. Onların gönlünü yapayım diye dinden çekip, fenden çekip onların mesleklerine bir orta yol bulmaya çalışma. Davayı rencide edersin. Dindik ayakta dur, korkma. Ama dinin terbiye dutlarından dışarı çıkma. Bunu yap kasmın da olursa lehine, kısmın da olursa lehine. Dolayısıyla Allah'ın sadık kullarının dostu da olur, düşmanı da olur. Herkesi ikna etmek, herkesi benimsetmek, herkesin gönlünü almak mümkün olsa bunu Efendimiz yapardı aleyhissalatü vesselam. Düşmanı da oldu, dostu da oldu. Hala düşmanları var mı? Ha işte, ha dostları da var. Şerefli insan böyle olur. Yani ben herkeste iyi geçineceğim diyen bir adam davasını incitir. Evet herkeste iyi geçin ama kırmızı çizgileri ruhun yani davanın ruhunu şeriatın mizacını mizanını incitmeden yap. Onlar razı olsun da şeriata dokunup dini incittik mi davamızdan feragat ettik mi Allah teşhis eder bizi. Ona hakkımız yok. Onu Allah'a havale ederiz.